İyi akşamlar sayın seyirciler. Programımızın bu haftaki bölümünde İngiltere futbol tarihini değiştiren, Premier Lig tarihini değiştiren çok önemli bir oyuncuyu anlatacağız. Premier Lig uzmanımız Edip Bey ile beraber Manchester United'daki 7 numaralı formayı efsane haline getiren ünlü Fransız futbolcu Eric Cantona'yı konuşacağız. Evet Edip Bey, sizden dinleyelim Cantona'nın hikayesini. 25 Kasım 2012 tam 20. yılı Cantona'nın Manchester United'da gelişinin. Premierligtürkiye.com sitesinde çok detaylı bir yazı var bununla ilgili. Onun özetini yapalım burada. Hakikaten ilginç bir hikayesi var. Herkesin aslında canlı izlese ne güzel olurdu diyeceği bir oyuncu Eric Cantona. Evet, hakikaten. Siz canlı izlediniz Cantona'yı. Canlı izledim. Kendimi çok şanslı hissediyorum bu konuda hakikaten de. Çünkü bambaşka bir oyuncuydu. Hem sahanın içinde hem sahanın dışında olayları, zekası, oyun görüşü bambaşka bir adamdı. Fakat işin ilginci Manchester United'ın tarihini en çok değiştiren, belki de Alex Ferguson'un tarihini en çok değiştiren adam. Çünkü 26 yıldır şampiyon olmuyordu Manchester United. Ferguson'un kaçıncı senesiydi? 6. senesiydi. Ve Ferguson'un yaptığı son transfer diye düşünülüyordu. Ferguson'un bununla ilgili bir hikayesi var. Senenin ortasında Manchester United kötü gidiyor. Son 8 maçından bir tanesini kazanmış. Ve orta sıralarda, 8. sırada bırakın şampiyonluğu, hani düzgün bir oyun da olmuyor. Ki bir önceki sene şampiyonluğu son haftalarda kaçırdı. Son haftada Leeds'e bıraktı. O da tabii onun bir travması da devam ediyor. Hem taraftarda hem kulüpte. Ve de devre arasında başkanla konuşup Ocak ayı transferlerini konuşuyorlar. Eric Cantona o zaman Fransız milli takımının hocası Hulier tarafından Ferguson'a tüyosu verilmiş bir oyuncu. Leeds'de oynuyor ama o zaman Howard Wilkinson Leeds'i çalıştırıyor. Onunla da kavgalı. Çünkü olaylı bir adam. Hep sürekli bir kendine özgü bir tarzı var. Yakaları kalkık resimlerinden ve görüntülerinden de hatırlayacağız. O zaman yakası kalkık oynayan tek adamdı aynı zamanda. Fransızlar seviyor. Dugarry de öyleydi. Dugarry de öyleydi. Başkanla konuşurlarken tam işte Cantona'dan laf açılmışken telefon çalıyor ve Leeds'in genel müdürü arıyor Manchester United başkanını. O zaman Dennis Irwin var Manchester United'da. Başkanım diyor, Dennis Irwin'i biz almak istiyoruz. O da diyor ki olmaz. Ama onlar bu arada Lee Chapman'la ilgileniyorlar. O da Leeds United'ın o zamanki gollerinin çoğunu atan bir oyuncu ve United gol atamıyor. Dolayısıyla bir golcü arıyorlar. İşte o Chapman'ı da biz alabilir miyiz filan derken Alex Ferguson oradan eliyle koluyla fısıldayarak başkana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bakıyor, anlamıyor. Bir kağıda Cantona yazıp başkanın önüne koyuyor. Başkan da soruyor. O da diyor ki ya biraz huzursuz bu aralar. Ben 24 saat içinde dönerim. Daha bir saat geçmeden arıyor. Ve diyor ki hadi anlaşalım. Ve 1.6 milyon pound istiyorlar. Manchester United başkanı Edwards o zaman parayı 1 veya 1.2 milyon çeşitli rivayetlere göre değişiyor. İndiriyor ve Cantona'yı kulübe alıyorlar. Alex Ferguson'un biyografisinde şöyle bir not var. Bu haberi alıp o zaman yardımcısı Brian Key'de arıyor. Diyor ki işte bu paraya Cantona'yı aldık. O diyor ki ne oldu, bacağı falan mı koptu da bu parayı veriyor Leeds bize. Eric Cantona geliyor 28 Kasım'da. Arsenal maçı var. Tribünde oturuyor. Tribünde oturması bile yetiyor. Manchester United kazanıyor maçı. 1-0. Ondan sonraki 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alıyor. Ve Cantona kulübü tam anlamıyla değiştiriyor. Alex Ferguson'un deyimiyle antrenmanlardan sonra çalışmaya kalıyor. Arkadaşlarını etkiliyor. Alex Ferguson diyor ki beni bile etkiledi. Ben bile daha fazla çalıştım. İstenmeyen adam Cantona'dan bir anda Manchester'ın kimliğini değiştiren, takıma level atlatan, çağ atlatan bir oyuncu. Muazzam bir istatistik var. Ama gerçekten de Cantona'yı sahada seyretmek lazım. Sadece görüntülerden, attığı gollerden, paslardan değil de sadece oradaki varlığı bile
yetiyordu. Biraz ben şeye benzetiyorum. Yazıda da var zaten. Galatasaray'ın Hagi'si gibi aslında. Çünkü hem Alex Ferguson'un en büyük derdini çözüp 26 yıl sonra Manchester United'ın şampiyonluğunu ve Premier Lig'in ilk şampiyonluğunu getirdi. Hem de ondan sonra öyle bir nesil onun etkisiyle yetişti ki, ki bunların arasında Scholes var, Giggs var, Lee Sharp var, Beckham var. Muazzam bir gençler silsilesi geldi. Evet, hepsinin örnek aldığı oyuncu Cantona. Korkunç bir etkisi varmış. Gary Neville'in otobiyografisinde hiçbirimiz aslında onu doğru düz tanımazdık ama korkunç bir saygı duyardık diyor. Nicky Butt vardı. Hatırlarsın orta sahada. Evet. O da hani daha fazla yıldızlaşacak. Scholes'un yedeğiydi. Evet. Daha fazla yıldızlaşamadan Newcastle'a gitti. Newcastle'la geri döndüğü zaman Old Trafford'da Cantona'nın elini sıkmasını bile abarta abarta anlatmış. Çok böyle etkileyici bir o kadar karizmatik adam. Bir futbolcuydu, evet. Cantona. Evet. 7 numaralı formayı da efsane haline getirdi. Daha sonra David Beckham, Cristiano Ronaldo ve şimdi de Valencia giyiyor 7 numaralı evet. formayı. Valencia'nın tabii ne kadar o efsaneye uyduğu tartışılır. Ama 5 sezonda 4 şampiyonluk ve bir şampiyonluk da belki de Cantona yüzünden kaçmış bir şampiyonluk var. Çünkü aşağı yukarı 9 ay bir ceza aldı. Şu meşhur taraftara uçan tekmesi. Crystal Palace deplasmanıydı. Ve ben de oradaydım. İşin stat'taydım. Ne olduğunu anlayamadan kırmızı kart gördükten sonra bir anda bir baktık. Cantona havada uçuyor. Meğerse oradan taraftarın teki yukarıdan ona hakaretlerle ve ırkçı hakaretlerle aşağı doğru koşarak geliyormuş. Tabii İngiltere'de tribünler çok yakın. Abinin de düsturu yoktu işin açıkçası. Hani hem arkadaşlarına karşı, hem hocasına karşı, hem hakemlere karşı. Ama burada işi iyice abartıp uçarak adamın böğrüne tekmeyi geçirmişti. Evet, YouTube, Facebook bu kadar yaygın olmadığı zamanda bile herhalde futbolda ilgilenip de o videoyu seyretmeyen, o pozisyonu izlemeyen yoktur. Zamanın en meşhur olayıydı dünya futbolunda. Hala gözümün önünde, kale arkasında, kalenin sol yanında o uçan tekme hala gözümüzün evet, önünde. Siyah formasıyla. Tabii Cantona o olaydan sonra ceza alınca ki tekmeyi attığı arkadaş da ceza almıştı, öyle hatırlıyorum. Manchester United bir anda beyinsiz kaldı gibi oldu. Evet. Ve şampiyonun beyinde burada Cantona'nın Cantona'nınki daha büyüktü büyük ihtimalle. Öyle muhtemelen. Cantona çok uzun süre oynadı. Çok olaylı günleri oldu. Ceza aldı. Kavga etti hocasıyla. Yeri ama geldi. Genç yaşta bıraktı futbolu. Genç yaşta bıraktı. Çok felsefi ve filozof bir yanı da var. Evet. Cantona'nın. Kendini plaj futboluna verdi. Futbolunu bıraktıktan sonra hatta Fransa milli takımını çalıştırdı plaj futbolunda. Şu anda da saçı sakalını uzattı. Film çekti. Evet, evet. Sanatçı bir kişiliği vardı. Futbolu da bir resim gibi, bir sanat gibi algılardı. Çok da ilginç sözleri vardır. Bir tanesi ben insan değilim, ben Cantona'yım demişti. Dördüncü sezonunda zannediyorum. Bir de medyayı çok sinir eden sürekli bunları takip ettiği için martılar da balıkçı gemilerini takip ederler çünkü onlara balık atılacağını zannederler diye medyayı çok kızdırmıştı. Böyle bir karakterdi ama hem golleriyle, gollerinden de çok oyun görüşüyle ve paslarıyla keşke olsa tekrar seyretsek denilen bir adam. Evet, bu efsaneyi bize daha yakından tanıttınız. 20. yılın şerefine bu programı yaptık. Umarım Cantona'yı bir gün hayal ettiği şekilde Manchester United teknik direktörü olarak görürüz. Geçtiğimiz günlerde bir açıklaması çıktı. Bir gün Manchester United'ı çalıştırmak istiyorum diye. Kariyerinde teknik direktörlük sadece plaj futbolunda yaptı ama Manchester United'ın başına geçer mi? Geçerse neler yapabilir? İleride bunları hep beraber bekleyip göreceğiz.